Merhaba arkadaşlar. Geçen derste API'nin ne olduğu ile ilgili konuşmuştuk. Postman'de herhangi bir işlem yapmamıştık. Bugün Postman'e geçmiş oluyoruz. Öncelikle Postman'i en baştan neyi var neyi yok tanımaya başlayacağız. En basitinden, en basit ana bilmemiz gereken şeylerden başlayaraktan ayrıntısına doğru gideceğiz. Şimdi genelden başlamamız gerekiyor. Genel olaraktan ilk bir Postman'in işte bir kurulumu var. Kurulumu ben burada göstermiyorum arkadaşlar. Çünkü çok basit bir kurulum var. Bunu biz Postman'i hem desktop yani masaüstü olaraktan hem de web olaraktan kullanabiliriz. Yani gelip şuradan açıp işte tarayıcıdan açıp da web'ten de kullanabiliriz veya desktop'a da kurabiliriz. Masaüstüne de kurabiliriz. Ben masaüstü kurulumunu tercih ediyorum arkadaşlar. Şurada kısa yol olarak yaptım. Kısa yol olarak da kurulumunu tercih ediyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani dediğim gibi kurulum çok kolay. Sadece mail adresiyle girerekten ve işte Mac mi kullanıyorsunuz veya da işte Windows mu kullanıyorsunuz, ona göre uygun olanı indirip masa üstüne indirip o şekilde kullanabilirsiniz veya direkt üye olduktan sonra browser üzerinden de kullanabilirsiniz. Şimdi bunu söyledikten sonra arkadaşlar öncelikle Postman nedir? Söyleyelim arkadaşlar. Postman API Testing Tool'dur. Yani test yapmamızı sağlayan bir tool'dur Postman. Postman'de hangi tür testler yapabiliriz? We can do manual testing of the APIs using Postman. Yani Postman'ı kullanarak biz manuel testlerimizi gerçekleştirebiliriz. Bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bundan sonra dediğimiz gibi masa üstünde veya da browser'da kullanabileceğimizi söylemiştik. Şimdi ilk bilmemiz gereken şey Workspace. Workspace nedir? Bunu göreceğiz. Yani şimdi biz bir Postman indirdiğimizde orada kurulu bir tane şey geliyor. Workspace geliyor. Workspace'leri şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şurası Workspace kısmı. Bir tane hazır kendi isimlendirdiği ilk kuruluşta bir tane Workspace geliyor. Direkt siz o Workspace'in içerisinde çalışıyorsunuz zaten. Daha sonrasında farklı Workspace'ler açmak isterseniz buraya ekleyeceğiz. Nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim. Öncelikle Workspace'in ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. Şimdi Workspace nedir denildiğinde area where we maintain file and save. Yani dosyalarımızı sakladığımız kısma biz arkadaşlar oluşturduğumuz dosyalarımızı sakladığımız kısma Workspace diyebiliriz. Şimdi ben şu şekilde size diğer bilgilerimizle de bunları örtüştürmek amacıyla mesela IntelliJ'de bir proje neyse arkadaşlar, IntelliJ'de biz bir tane proje açıyorduk. Mesela burada işte Appium projesi açmışım mesela bir tane IntelliJ'de. Bu projeye bir isim vermişim. Projenin ismi işte Appium Turkish 2023 şeklinde bir isim vermişim. Bu projenin ismi. İşte bir proje gibi düşünebiliriz buradaki Workspace'i. Veya bunu kapatayım artık. Bunu göstermek için açmıştım zaten. Veya bunu kapatalım. Veya da arkadaşlar bizim Visual Studio'da yine bizim Cypress'ta mesela yaptığımız projelerde yine bir projenin adı. Yani şurada bizim mesela şeylerimiz vardı. İşte burada mesela daha önceden yaptığımız bir sürü proje var. Her bir projeye farklı bir isim veriyoruz. O proje dosyasının altında saklanıyor. Yani mesela ben şu projelere bir gideyim mesela göstereyim size arkadaşlar. E'nin altında Cypress diye işte şey dosyalarımız var. Mesela gidelim şöyle. Bakın arkadaşlar. Bir şekilde göstereyim. Mesela E'nin altına gittiğimizde burada Cypress diye bir tane dosyamız var. Nerede? Hemen yani şu şeye bakalım bir dakika. Neydi uzantısı? Recent file. Cypress'in direkt altında evet. Direkt altındaki testler. Şunlar. Yani onun altında o iç içe olan dosyalar da varmış. Ben orada birazcık karıştırdım. Şimdi göstereyim. Bakın şunlar her biri bir proje arkadaşlar. İşte Cypress. Mesela Cypress ders dediğimde bunun altında başka projeler de var gördüğünüz gibi. Başka projeler de var. Şunlar başka dosyalar da olabilir. Gördüğünüz gibi her bir projeyi farklı bir dosya altında saklıyor. Biz de burada yani Appium'da yeni bir workspace açtığımızda o dosya ismiyle yani workspace'imizin ismiyle bir proje oluşturuyor gibi düşünebiliriz. Projenin altında bu dosya saklanmış oluyor diyebiliriz. Evet, şimdi workspace'i bu şekilde açıkladık. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı bakalım. Şimdi bunu workspace'i nasıl oluşturuyoruz? Nasıl yeniden isimlendiriyoruz ve nasıl siliyoruz gibi şeylere bakalım beraberce. Öncelikle yeni bir workspace oluştururken bakın şurada
Şurada geri bir şurada workspace'e bastığımız zaman şurada daha önceki şeylerimiz var. Oluşturduğumuz workspace'ler var. Buraya create workspace diyebiliriz bir. İkincisi arkadaşlar şuradaki artıya bastığımızda şuradaki artıya bastığımızda arkadaşlar burada bakalım buradan değil. Şuraya bastığımızda evet buradan da değil. Collection'lara bastığımızda ya da şu workspace'in direkt üzerine geldiğimizde arkadaşlar şunları kapatalım fazlalıkları. Evet, şurada kodlarımızı kapatalım. Şimdi kapatalım. Şimdi workspace'imize herhangi bir tane workspace'e geldiğimizde arkadaşlar bu şekilde. Evet. Şu anda bir workspace'in içerisindeyiz. Burada yeni bir tane oluşturacağımız zaman nasıl dedik arkadaşlar? Şuradan bastığımızda burada create new dedik. Veya zaten bu workspace'i çok sık oluşturduğumuz bir şey değil arkadaşlar. Bir proje oluştururken bir kere oluşturacağız. Burada new dediğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çeşitli oluşturmak istediğimiz şeyler çıkıyor. Buraya workspace dediğinizde yeni bir tane workspace de buradan oluşturabiliyor. Şu diğerlerini zaten bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunlar workspace'in altında oluşturduğumuz şeyler. Workspace'in altında oluşturacağımız şeyler bunlar. Ama yeni bir workspace oluştururken buraya basabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya bastığınızda boş bir workspace oluşturdu. Şimdi bununla ilgili burada herhangi bir ayarı yok arkadaşlar. Bakalım. Sonrakinde buna isim vereceğiz. Mesela ders ya da söyleyelim lesson ikinci dersimiz o. Buraya mesela onunla ilgili bir açıklama yazacağız. Açıklama yazdıktan sonra arkadaşlar bakın şurada who can access your workspace? Bu workspace'e kimler ulaşabilsin? Personal dediğiniz zaman arkadaşlar only you can access. Yani sadece kendiniz ulaşabilirsiniz. Yani bu workspace'i kendi bilgisayarınızda oluşturursunuz. Ona da başka hiç kimse erişemez. İkincisi private olan arkadaşlar. Bu da only invited team members can access. Sadece sizin davet ettiğiniz team members'ları yani team üyeleri buraya üye olabilir. Tabii burada bir team oluşturuyor arkadaşlar daha doğrusu. Yani günlük hayatta bunu çalışırken bir teamde çalışırken arkadaşlar developer teamde çalışırken bir teamimiz olacak biliyorsunuz arkadaşlar. Orada işte developerlar olacak, işte testerlar olacak, diğer üyeler olacak. Bu team'i burada oluşturacağız. Onların maillerini girerekten arkadaşlar bir team oluşturacağız. Bu team oluşturduktan sonra şimdi private yaptığınız zaman bu projeyi mesela diyelim ki team'in bütün üyelerinin bu projeyi görmesini istemiyorsunuz. Sadece sizi davet ettiğiniz mesela sadece tester'lar görür team'den. Sadece davet ettiğiniz kişiler görür. Kim dediğiniz zaman arkadaşlar bütün team görür. Mesela o şekilde oluşturduysanız partner only invited partner and team members can access. Yani burada aynı zamanda partnerler de görebiliyormuş. Yani sadece team memberlar değil, ayrıca team memberlar direkt otomatik görüyor bu projeyi. Bunun dışında da dışarıdan sizin davet ettikleriniz varsa onlar da görebilir. Public yaptığınızda da herkes görebilir arkadaşlar bu projeyi. Evet, şimdi buraya biz create dedikten sonra hadi diyeceksiniz bu projeyi bir kere biz oluşturduk. Yani workspace'i bir kere oluşturduk ya da projeyi diyelim yani bu genel adıyla bir proje gibi düşünebiliriz demiştik. Bu projeyi biz oluşturduğumuzda sonradan bu ayarları değiştirebiliyor muyuz? Evet arkadaşlar bu ayarları daha sonrasında ismini de değiştirebiliyoruz veya da ulaşım ayarlarında bunu değiştirebiliyoruz. Onu da gösterelim. Şimdi create dediğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim workspace'imiz buraya lesson two şeklinde oluşmuş oldu. Daha sonrasında diyelim ki arkadaşlar biz bu workspace'in ismini değiştirmek istiyoruz. İşte üzerine gelip tıkladığımızda bakın şurada zaten bize direktman şey yapıyoruz. Şuradan değiştirebileceğimizi görebiliyoruz. Şuraya bastığımızda 3 ve bunu arkadaşlar kaydetmemiz gerekiyor tabii. Kaydetmezse eğer şey yapabilir, silinip gidebilir. File diyelim, buraya bakalım. Evet. Şimdi bunu Lesson 3 diye değiştirdiğim zaman zaten direkt otomatik değişti gördüğünüz gibi. Otomatik kaydettim bu kısmı. Burada ismini değiştirebiliyoruz. Daha sonrasında da şimdi biz bu şeyin üzerine geldik. Workspace'in üzerine geldik. Şu kısımda bakın setting gözüküyor arkadaşlar. Yani şuralarda aramayın arkadaşlar bunu settings'i. Şu sağ tarafta bu settings'e bastığınız zaman burada gördüğünüz gibi visibility var arkadaşlar. Kimler görebilir kısmı. Burada dediğim gibi daha sonradan değiştirebiliyoruz kimlerin görebileceğini. Daha sonrasında arkadaşlar işte buraya kişilere davet etme. Yani bu workspace'e kişilere davet etme. Yeni katılacak kişiler. Daha sonra burada çeşitli ayarlar var arkadaşlar. Mesela burada sağ taraftaki görünmesini istediğiniz şeyler. Mesela burada
APIs var, environment gözüküyor, mock service gözüküyor. Bunları göreceğiz arkadaşlar. Monitor, follows, bunları ekleyebiliyoruz yan tarafta gözükmesi için. Daha sonrasında da workspace'i silmek istediğinizde de en alta gelip burada şöyle bir güvenlik şeyi var. Şu ismin aynısını aşağıya. Bunu hatırlarsanız arkadaşlar şeyde de GitHub'da da böyle bir şey vardı. İşte bir repository isterken üsttekini alıp kopyalıyorduk. Bu şekilde arkadaşlar bu şeyi silmiş oldum. Bakın gördüğünüz gibi şu anda boş bir sayfa geldi. Bu boş sayfada workspace şu anda seçili değil ya da bu workspace olmayabilir arkadaşlar bu durumda. Yani ilk kurduğumuzda. Şuraya gelip gördüğünüz gibi daha önceden bizim kurduğumuz workspace'leri buradan görebiliriz. Şu benim oluşturduğum arkadaşlar şey deneme amaçlı oluşturduğum workspace'ti. Bunun üzerinden ilerleyebiliriz. Workspace'in ne olduğunu az çok anlayabildik. Bilmişizdir inşallah. Şunu diyebiliriz o zaman genel olarak da workspace normal bizim işte Cypress'taki proje gibi düşünebiliriz dedik. Şimdi workspace'imizi oluşturduk. Workspace oluştuktan sonra ikinci adımımız nedir arkadaşlar? Burada bir tane collection oluşturmaktır. Şimdi collection nedir? Collection'da arkadaşlar burada yine Cypress'tan göstereyim burada. Cypress'ta arkadaşlar biz burada bir dosya açıp dosyanın altında arkadaşlar bir test suite oluşturuyorduk değil mi arkadaşlar? Şu şekilde bir test suite oluşturuyorduk. Ve bu dosyanın içerisinde oluşturduğumuz test suite'in altında yüzlerce belki test olabiliyordu. Ve bu testleri biz aynı anda hepsini aynı anda çalıştırabiliyoruz. Hepsini aynı anda testler koyabiliyoruz. Yani bu sayfanın içerisinde çeşitli işlemler yapabiliyoruz. Yani projenin altındaki bir dosya nasılsa, projenin altında bir dosya nasılsa, işte Postman'da da arkadaşlar projenin altında bir collection aynısı diyebiliriz. Burada da biz bir collection oluşturduğumuzda ki şimdi göstereceğim collection nasıl oluşturulur. Collection oluşturduktan sonra bu collection içerisinde çeşitli requestler yani çeşitli sorgulamalar yapıyoruz, testler yapıyoruz. O testlerin hepsini aynı anda yapabileceğimiz işlemler olabiliyor. Şimdi mesela gelin burada bir tane sorgu nasıl oluşturulur? Collection nasıl oluşturulur? Ona bakalım öncelikle. Şimdi herhangi bir workspace'in içerisindeyiz. Yani bir workspace'in içerisindeyiz. Workspace'te şu collection'lar kısmına tıkladığımızda gördüğünüz gibi collection'lar boş. Şuraya artıya bastığınız zaman arkadaşlar bir tane boş collection oluştur. Var gördüğünüz gibi. Buradan oluşturabiliriz. Veya şu en alta gelip arkadaşlar create collection diyebiliriz. Buradan oluşturabiliriz. Bakın direkt oluşturdu zaten. Ve arkadaşlar şuradan new deyip arkadaşlar bakın şurada yine dedim ya new'e bastığınız zaman bu şeyin altında herhangi bir tane collection oluşturabiliriz demiştik. Buraya gelip herhangi bir tanesinin altına bastığımızda mesela şu şekilde bastığımızda burada da yine bir tane collection oluşturabiliriz. Şimdi bu collection oluşturduktan sonra da bu collection'lara biz yeni isimler verebiliriz. Mesela bu oluşturduğumuz collection'lara ne diyelim mesela? Birincisine mesela işte şöyle diyelim. Get mesela request. Birincisine get request ismini verdik. İsimden değiştirebiliriz. İkincisine mesela arkadaşlar burada ikincisine tıkladıktan sonra yine şuradan ismini değiştirebilirim. Bu sefer de şuradan değiştirelim. Buraya bastığımda arkadaşlar buraya şöyle diyebilirim. Mesela rename deyip arkadaşlar buradan yine değiştirebilirim. Buraya da put request. Put request dedik. Buna da put request dedik. Gördüğünüz gibi get request, put request diye iki tane collection'ımı oluşturdum. Yani iki tane dosya gibi, file gibi, şeydi, Cypress'taki iki tane file gibi arkadaşlar bunu düşünebiliriz. Şu file'lardan iki tane oluşturduğum gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada. Yani benzer, tamamen aynı demiyorum arkadaşlar. Ama o şekilde mantığını belki şey yapabiliriz. Mantığını oturtturabiliriz. Mantığını anlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Burada iki tane collection'ın altında iki tane request oluşturduk. Collection oluşturduk. Daha sonrasında da collection'ın altında iki tane request oluşturduk. Aslında collection üzerinde konuşalım arkadaşlar biz. Request oluşturmayı biraz daha ayrıntılı göreceğiz. Şimdi bir tane request oluşturduk arkadaşlar. Şurada bir tane request'imiz var. Ve burada request'imize bastığımızda arkadaşlar burada yeni bir tane daha şöyle söyleyeyim. Evet. Bu kısımda buna get request demek veya da buna da put request demek tabii doğru olmadı. Bunların arkadaşlar isimlerini tekrardan değiştirelim arkadaşlar buna. Mesela şöyle diyelim buna. Bunun birincisine. Birinci collection. Şu anda collection'da oluşturuyorduk arkadaşlar. O yüzden get request demek. Yani get request ismini de verebiliriz. Bunun altında sadece get request'leri yapıyorsak eğer mesela bu dosya içerisinde işte bu collection içerisinde sadece get request'leri yapacaksam
Buna get request'e diyebilirim. Fakat şimdi get request'i ismini verdiğimiz zaman sanki bu bir sorgu gibi anlaşılabilir. O yüzden bu bir sorgu değil arkadaşlar. Bu bir collection. O yüzden bunun ismini arkadaşlar biz şöyle değiştirsek. Mesela benim testlerimi yapacağım dosyamın adı. Buraya geleyim arkadaşlar. Testlerimi yapacağım dosyamın adresi adresinde, URL'inde ben testler yapacağım. O yüzden gelin arkadaşlar buraya bir şey diyelim biz. Regress diyelim. Şuna regress diyelim. Şunu ismini yine değiştiriyorum arkadaşlar. Edit dedikten sonra. Şuradan. Regress. API test dedik. Evet, o kalsın arkadaşlar bizde. Şimdi şunu sileyim. Üsttekini sileyim. Bakın arkadaşlar bu şekilde biz bir tane collection oluşturmuş olduk. Collection'ı hangi yöntemlerle oluşturacağımızı söyledik. Şimdi collection oluşturduktan sonra collection bizim ne işimize yarıyor? Atlayarak gitmeyelim. O yüzden şuradan bakayım arkadaşlar. Evet. Şimdi collection bizim ne işimize yarıyor arkadaşlar? Bu collection içerisinde biz number of collection under the workspace. Yani biz bu workspace'in altında istediğimiz kadar collection oluşturabiliriz. Oluşturduğumuz her bir collection'ın altında da arkadaşlar biz sorgularımızı oluşturacağız. Şimdi o sorgularımızı oluşturmayı göstermeden önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz bir collection'e bastığımız zaman bakın bir collection'ın içerisinde bir tane sorgu oluşturalım önce. Şu şekilde bir tane sorgu oluşturacağım. Add request. Bakın bir tane sorgu. Şimdi sorgu oluşturduğumda otomatikman zaten bu get olaraktan oluşuyor. Ben bunun eğer put yapacaksam, post yapacaksam, patch ya da delete yapacaksam buradan değiştirmem gerekiyor. Şimdi oluşturduğum gördüğünüz gibi sorgu put olaraktan oluştu. Pardon özür dilerim get olaraktan oluştu. Bir tane daha oluşturayım arkadaşlar. Bir tane daha oluşturayım. Add request. Bakın bu da put olarak oluştu. Bunun üzerine gelip arkadaşlar bu sorgunun üzerine gelip şuradan bunun post olması gerektiğini değiştirebilirsiniz. Bu post olarak değişir. Sonra bir tane daha ekleyelim arkadaşlar buraya mesela. Bir tane daha ekleyelim ve buna da mesela burada şey diyelim. Put diyelim arkadaşlar buna da. Buna da put diyelim. Kaydediyorum. Bu da put oldu. Bir tane daha ekleyelim. Add request. Ya bu da peş olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorguları nereye ekliyoruz? Collection'ın altına ekliyoruz arkadaşlar. Bu da peş oldu. Daha sonra en son noktada arkadaşlar bir tane hatta şu peşi patch'i silelim. Onu şey delete yapalım. Delete olsun. Patch şimdilik olmasın. 4 tane yeterli şimdilik. Evet. Şimdi mesela bakın burada bir request'imiz bir collection'ımız var. Regress API test diye. Ve de onun altında da sorgularımız var gördüğünüz gibi. Şimdi ben burada bu şey collection'a bastığımda arkadaşlar bakın collection'la ilgili burada bazı ayarlar geliyor. Ya da herhangi bir sorguya bastığım zaman da onunla ilgili bazı ayarlar geliyor. O zaman ben burada collection'a basıp yani en üste basıp hepsine birden yapacağım ayarları yani altındaki bütün sorgulara yapmak istediğim ayarların hepsini en üst çatıdan yani collection'dan yapıp hepsine aynı ayarları uygulayabilirim. Mesela örnek vereyim arkadaşlar. Bir tane test eklediğimde burada şu üstte bir tane test eklediğimde şuraya test deyip buraya bir test eklediğimde ki göreceğiz arkadaşlar. Mesela ekleyelim hemen. Belki ileride daha ayrıntılı göreceğiz. Buraya bir test eklediğimde bu testi arkadaşlar altındaki bütün sorgulara uyguluyor. Bunu bu şekilde uygulamış oluyor hepsine. Ya da ayrı ayrı gelip test diyeceksiniz arkadaşlar ve ekleyeceksiniz. Eğer hepsine uygulamak istediğiniz, yapmak istediğiniz bir ayar varsa en üstten gelip ekleyebiliriz. Bu bir. İkincisi arkadaşlar ne yapabiliriz? Mesela duplicate dediğimiz zaman biz bunu arkadaşlar kopyalayabiliriz. Aynı sorgunun bakın üstteki sorgunun aynısını duplicate dediğimde aynısını bir tane daha kopyalayabiliyorum. Şurada duplicate yazan kısımdan. Şimdi bunu silelim. İki tane olmasın. Peki başka ne yapabilirim arkadaşlar? Bakın burada yapabileceğimiz birkaç bir şey görelim. Mesela ben buradan gelip bastığımda ne diyebilirim arkadaşlar? Monitor Collection dedim arkadaşlar bakın. Monitor Collection dediğimde bu collection'ı bize bilgilerini gösteriyor ve bu bilgilerden buradan bazı ayarlarla arkadaşlar mesela ben bunu bu şeyi collection arkadaşlar haftada ya da her gün
saat 11'de otomatik olaraktan çalıştırıp arkadaşlar bununla ilgili herhangi bir hata aldığında, yani bu çalışan testlerde bir hata aldığında o hatayı şu mail adresine gönder şeklinde. Yani burada çeşitli ayarlar var. Bu şekilde bu ayarları arkadaşlar yapabiliyorum. Yani otomatik şekilde çalıştırabiliyorum. Şuradaki, şunun altındaki bütün testleri, yani siz buraya diyelim bir tane smoke test koydunuz. Monitör, create monitör kısmından arkadaşlar bir tane monitör oluşturduktan sonra, bir tane create monitör oluşturduktan sonra buraya create monitör diyelim. Oluşturduğumuzda run dediğimizde arkadaşlar mesela bu arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışma şeyini gösteriyor burada gördüğünüz gibi. Çalışma işte çıktısını gösteriyor hangi zamanlarda çalıştığı ile ilgili. Burada arkadaşlar saatte bir kere mi çalışacak veya ne kadar çalışacaksa burada çalışıp bakın hepsi fake verdi. Saatte bir kere çalışıp bu size mail olaraktan sonuçları gönderebiliyor. Bu da çok güzel bir özellik. Bu da Fraction sayesinde yapabiliriz. Evet, bunu da kapatalım arkadaşlar. Bunları kapatalım. Şimdi monitör falan kapatalım. Tabii bilgisayarınızın açık olması lazım. Bunların olması için. Yoksa bilgisayar kapatırsanız nerede çalıştıracak? Onun için bir uzak bilgisayar kullanmanız, Jenkins'i falan kullanmanız gerekir. Şimdi şöyle bir şey de yapabiliriz. Siz kendi bilgisayarınızda lokalinizde bu testleri yaptınız. Yaptıktan sonra başka bir arkadaşınıza göndermek istiyorsunuz aynı testleri. O zaman arkadaşlar export yapıp bakın bu tavsiye edilen şeyi alttaki. Bunu arkadaşlar biz bunu Share Collection deyip kendi teammate'imizle paylaşabiliriz. Veya bilgisayarımıza arkadaşlar bunu şu şekilde bilgisayarımızın masa üstüne bunu kaydet dediğimizde arkadaşlar gelip buraya bakın bakın şurada şu bizim arkadaşlar biraz önceki collection'ımız bunu arkadaşlar kaydettiğimizde bilgisayarımıza kaydettikten sonra bunu mail olaraktan arkadaşımıza gönderdiğimizde arkadaşımız onu alıp o maili alıp o mesajı alıp sonra collection içerisinde bakın burada import kısım var. Buradan import dediği zaman arkadaşlar import diyecek. Daha sonrasında gidecek o masa üstünden alacak arkadaşlar buraya getirecek ve şuradan mesela file folder diyelim. Folder dediğimizde arkadaşlar mesela masa üstünden o dosyayı getirip alacak buraya ve buradan o dosyayı çalıştırabilir. Şimdi benim aslında amacım onu göstermek değildi. Sadece import export yapılabildiğini göstermekti. İleride arkadaşlar bunu gösteririz. Import export yapılıp yani şuradan dosya export yapılıp masa üstüne alınabilir. Masa üstüne alındıktan sonra tabii şu uzantılarının hangisini seçeceğimizi şu alttaki bildiğim kadarıyla tavsiye edilen de V2 versiyonu, son versiyonu. Bu şekilde aldıktan sonra arkadaşlar gönderdiğimizde import yapıp kendi bilgisayarımıza bunu çalıştırabiliriz. Bir arkadaşımız bile test gönderebilir. Yani collection'ın da bu türlü avantajları var arkadaşlar. Şimdi bunu söyledikten sonra şimdi collection'ı da oluşturduk arkadaşlar. Collection'ın altında aslında bir request de oluşturduk. Request ne demek arkadaşlar? Biz bir sorgu gönderiyoruz API ile. Daha sonra bize bir response dönüyor arkadaşlar. Ve biz buna burada kaç türlü request gönderebiliriz? HTTPS ya da HTTP request gönderebiliriz. Birçok gönderebiliriz arkadaşlar. Şuradan bakalım. Mesela şuradan bakalım arkadaşlar hangilerini gönderebiliyormuşuz göstereyim. Şuradan gördüğünüz gibi birçok çeşidi var. Ama bizim en çok kullanacağımız şu 5 tanesi olacak arkadaşlar. 5 tanesini biz kullanacağız. Bu 5 tane 5 tip sorgu gönderebiliyoruz. Peki bunlar hangileridir? Ne işe yarar? Hemen şöyle kısaca değinelim. Arkadaşlar get nedir? Get arkadaşlar retrieve the resource from the database. Yani database'deki herhangi bir kaynağı yani datayı ya da kaynağı getirmeye yarar. Sadece oradan bilgileri database'de var olan bir bilgiyi alır ve bize getirir. Evet, peki post nedir arkadaşlar? Post ise database'de var olmayan bir kaynağı orada oluşturur. Yani kaynakta olmayan, database'de olmayan bir kaynağı oluşturur. Put nedir arkadaşlar? Put bu bilgiyi update eder yani yeniler. Daha doğrusu update eder yani günceller. Patch ise update partial details of the resource yani bir parçasını update eder, günceller. Üçüncüsü de database'deki bu bilgiyi siler. Örnek verelim arkadaşlar kısaca hemen bir tane. Bir tane bizim okul application'ımız olsun. Burada biz öğrencilerin kaydını tutalım. Bu okul application'ında öğretmenlerin kaydı da olabilir, öğrencilerin kaydı olabilir. Şimdi retrieve the resource from the database ne demek? Bir öğrenciyi arkadaşlar
Çağırmak demek database'den. O öğrenciyi biz ne ile çağırabiliriz? Okul numarasıyla, işte TC kimlik numarasıyla, neyse bir ID ile ya da hepsini çağırabiliriz. Bütün okuldaki kayıtlı öğrencilerin hepsini çağırabiliriz. Veya şu sınıftakiler çağır, bu sınıftakiler çağır. Bir sayfa öğrenci çağır, iki sayfa öğrenci çağır şeklinde. Biz değişik ayarlarla öğrencilerin bir kısmını veya tamamını çağırabiliriz database'den. Bu bir. İkincisi, post yaptığımızda yeni bir öğrenciyi kaydedeceğimiz zaman arkadaşlar biz postla burada create resource on the database'de bir öğrenci kaydederiz. Üçüncüsü arkadaşlar öğrenciyle ilgili tamamen update yapacaksınız burada. Bakın put'la page arasındaki fark bu. Put'ta arkadaşlar tamamen öğrencinin bütün bilgilerini update edecekseniz, değiştirecekseniz bütün bilgilerini, adını, soyadını, işte ne bileyim TC kimlik numarasını, şu şunu buydu. Oradaki yani değiştirilebileceğiniz, belki TC kimlik numarasını değiştiremezseniz o çünkü bazı değerler sabittir, onlar değiştirilemez. Ama işte öğrencinin değiştirebileceğiniz bütün bilgilerini, sınıfını değiştirdiniz. Mesela 100 sınıfa çıktı çocuk, sınıfını değiştirdiniz. Alabileceği dersleri değiştirdiniz. Ne bileyim ondan sonra işte sınıfındaki ne diyelim şube numarasını falan değiştirdiniz. Değiştirebileceğiniz şeyler bunlar. Değiştirdiniz, bir üst sınıfa aldınız çocuğu. Şimdi patch yapacağınız zaman da siz bu çocuğa değişik dersler atadınız ama o derslerin bazılarını değiştirmek istiyorsunuz. Şimdi put'la bütün bilgilerini değiştirdiniz. Patch'le de diyelim ki sadece bazı dersleri değiştirmek istiyorsunuz. Hepsini değil de yani değiştirdim bir kere bütün bilgileri ama bazıları yanlış oldu diyelim. Sadece aldığı derslerden bazılarının isimlerini değiştireceksek partial update yaparız. Yani bir kısmını değiştiririz. Delete'de de zaten silmiş oluyoruz database'imizi. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle ben bir request göstereceğim. Şimdi şöyle bir tane benim hazırladığım bir tane şey var arkadaşlar. Şu. Şimdi önce buradan şu URL'i bir alayım. Kopyalayalım. Ve şuraya yapıştıralım. Evet şimdi bunun üzerinde azıcık konuşalım. Ondan sonra da arkadaşlar testlerimize geçelim. Şimdi burada daha önceki derste de yine bir konuşmuştuk. Bu neydi arkadaşlar? Bunun tamamı? Bunun tamamı URL. Bunun tamamı URL'di. Bu arkadaşlar biliyorsunuz bu protokoldü arkadaşlar. HTTP protokoldü. Hangi protokolle sorgu yaptığımızı arkadaşlar. Burası en kök kısım. Base URL diyebiliriz arkadaşlar. Base URL. Ya da domain de deniliyor arkadaşlar. Domain. Ya da host da deniliyor arkadaşlar buraya. Host. Host yani en temel gideceği yer. Hangi server'a gideceğini söylüyor arkadaşlar. Bu da server içerisinde. Server'ın içerisinde de arkadaşlar neresine yani adres tanımlıyoruz aslında. Mesela burası il. En büyük kısmı. Sonra burada ilçe. Burada mahalle, sokak gibi arkadaşlar. Burada ayrıntılara girmiş oluyor. Ama il temel base URL'dir arkadaşlar. Yani bu İstanbul ilinde olacak. Base URL gibi. Şu slash'larla koyduğumuz yerler arkadaşlar, slash'larla koyduğumuz yerler API ve username users kısmı. Bizim arkadaşlar pet param da unutmayalım. Pet param. Soru işaretinden sonra arkadaşlar koyduğumuz kısımda query param. Evet, query paramda. Bu şekilde sorgumuzu gerçekleştirmiş oluyoruz. URL nedir? İşte base URL nedir? Protokol nedir? Head param nedir? Query param nedir? Bunları bilmemizde fayda var. Evet. Şimdi bunları söyledikten sonra pekala. Bunları söyledikten sonra gelelim arkadaşlar şeyimize. Yapacağımız sorgulara. Şimdi bunun üzerinden yapacağız. Şimdi bir get sorgusu yapacağız. Şimdi her yaptığımız get sorgusunda biz bir yapacağımız öncelikle get sorgusunu aldık buradan. Şöyle gelelim get sorgusunu buraya. Ve şuraya arkadaşlar username'i özür dilerim URL'imizi yapıştırdık. Bakın şimdi URL'i yapıştırdık. Buradan get request yapacağız. Şimdi bizim yaptığımız gönderdiğimiz şeyler burası arkadaşlar. Gönderdiğimiz kısım burası. Gönderdiğimiz URL adresini koyduk. Gönderdiğimiz URL ile ilgili bütün ilk başta gönderdiğimiz kısım gönderdiğimiz data ile ilgili kısım burası. En başta param kısmı var bakın. Parama bastığımda ben burada gördüğünüz gibi bir tane QR param var. Page ve 2 diye. Biraz önce zaten burada göstermiştim. Şurada göstermiştim. Şuranın QR param olduğunu. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk QR parama bastığınız zaman page ve volume yani bu zaten
K ve volume şeklinde oluyor arkadaşlar query param. İşte K kısmı page, volume kısmı da iki şeklinde query param otomatikman ben adresi buraya yazın diyor. Buradan girdi. Buradan da ekleyebiliriz. Mesela şuraya ekleyelim. Mesela örneğin diyelim ki buraya name Nuri. Bakın name Nuri dediğim zaman ikinci bir query param daha buraya ekledi. Gördünüz mü? Name Nuri. İkinci bir tane daha query param ekleyebiliriz bu şekilde. Bunu silelim. Şimdi bunu söyledikten sonra arkadaşlar gelelim şuraya. Kısma. Şimdi authorization kısmı arkadaşlar. Şimdi get sorgusu genelde herkese izin verilir ama izin verilmeyen yerler de var. Yani siz her bir database'e gidip oradan istediğiniz bilgiyi çekemezsiniz. Ya da hiç çekemeyebilirsiniz veya da kısıt çekebilirsiniz. İşte sizi orada kısıtlayan veya da izin veren kısım authorization. Authorization kısmını konuşacağız arkadaşlar. Burada nasıl authorization yapıldığı ile ilgili ama ilk başta gönderdiğiniz datalar içerisinde olacak authorization. Hits dediğimiz kısım arkadaşlar kafa dediğimiz kısım. Yani bu gönderdiğimiz data ile ilgili metadata. Yani bu gönderdiğimiz dataların datası. Gönderdiğimiz datalarla ilgili olan datalar. Mesela burada neler varmış? Mesela görelim. İşte accept dediği hangi tür dataları kabul ediyor? Hepsini kabul ediyormuş. Connection ile ilgili işte bilgi verilmiş arkadaşlar burada. Ne bileyim arkadaşlar burada gördüğünüz gibi mesela host ile ilgili bilgiler verilmiş gibi. Burada gönderilen datalarla ilgili bilgiler var. Body kısmı arkadaşlar biz bazen body göndereceğiz ki bu get'te body gönderilmiyor arkadaşlar. Get'te sadece sorgu yapıldığı için herhangi bir kayıt yapılırken ya da değişiklik yapılırken kayıtla ilgili şey kullanılır. Body ekleriz ama burada body yok. Pre-request script dediğimiz kısım arkadaşlar bu sorguyu göndermeden önce buraya mesela bazı metotlar yazıp bu metotlar önce çalışır. Sonra buradan elde edilen bilgiler de body'ye eklenip body ile beraber gönderilebilir. Yani sorgudan önce çalışan sorgu gibi düşünebilirsiniz. Sorgudan önce bir sorgu çalışıyor. Mesela nasıl bir şey diyelim? Yani şimdi siz bir body göndereceksiniz. Body'de mesela fake e-mail göndermeniz lazım. Her seferinde yeni bir e-mail üretilmesi lazım. Yeni e-mail üreten işte metodu buraya yazarsınız. Bu testi çalıştırdığınızda önce pre-request script kısmı çalışıp burada maili üretir. Ondan sonra body'ye verir. O body üretilen maili alır ve gönderir. Bu kısmı bu şekilde çalışabilir. Test kısmında arkadaşlar biz burası en önemli kısmımız belki de diyebiliriz. Buraya arkadaşlar yine biz gönderdiğimiz datalara test ekleyebiliriz. Testlerimizi burada ekleyeceğiz. Bütün testleri burada ekleyeceğiz. Testleri nereden ekleyeceğiz? Burada arkadaşlar snippet kısmından direkt testleri ekleyebiliriz. Burada birçok testimiz var. Biraz önce mesela işte eklemiştik bir tane. Mesela status kodla ilgili bir test burada direkt otomatikman eklenebilir. Veya bu arkadaşlar JavaScript ile yazılmış bir kod. Veya da bunu siz kendiniz elle manuel kendinize göre bir buraya işte test yazabilirsiniz. Test yazdığınızda arkadaşlar ve gönderdiğinizde bu testi alttaki body ile ilgili yapacaktır. Şimdi alttaki body sorgu yaptığımız zaman alttaki body ile ilgili konuşacağız. Setting kısmında da arkadaşlar burada değişik ayarlar mevcut arkadaşlar. Neyle ilgili test yapmak istiyorsa, neyle ilgili bir ayar yapmak istiyorsanız buradan bulup değiştirmeniz gerekir. Şimdi arkadaşlar gelin ilk sorgumuzu gönderelim. Gönderiyorum ilk sorgumu. Burada bir get sorgusu yapıyordum arkadaşlar hatırlarsanız. Evet, ilk sorgumuzu gönderdiğimizde böyle bir karışık bir şey geldi. Bu normalde düzgün gelmesi lazım. Bir daha gönderelim. Evet, şöyle. Bu normalde düzgün bir şekilde gelmesi lazım. Ama böyle bir karışık geldi de. Sorun değil arkadaşlar. Ama doğru geldi normalde. Bir daha gönderelim. Bir düzeliyor arkadaşlar birkaç sefer gönderince. Tamam, düzelmese de sorun değil. Şimdi bize dönen data bu arkadaşlar. Dönen data bu. Yani bizim database'de biz ne yaptık arkadaşlar? Bakın burada ne yapmışız? User'dan iki sayfalık bilgi istemişiz. Sadece user'ın iki sayfalık bilgisini. Yani burada diyelim 100 sayfa diyelim ki user kaydı varsa biz sadece iki sayfasını istemişiz. Mesela 3 sayfasını isteyelim. 3 sayfasını isteyelim arkadaşlar. 3 sayfasını istediğimizde gördüğünüz gibi bu sefer biraz daha düzgün geldi. Üçüncü sayfa olabilir arkadaşlar bu üçüncü sayfa. Sadece page 3 diyor burada. 4 diyelim. Dördüncü sayfayı alalım arkadaşlar. Dördüncü sayfayı alalım. Evet, dördüncü sayfada boş geldi. İkinci sayfayı açalım. İsteyelim tekrardan.
İkinci sayfayı istediğimde ikinci sayfa dolu geliyor. Bakın burada bilgiler var. İkinci sayfada kayıtlı olan kişiler bunlarmış. Birinci sayfayı alalım bir daha. Birinci sayfayı alalım. Evet, birinci sayfadakiler de bunlarmış. İkinci sayfadakiler ve birinci sayfadakiler dolu. Bakın page olaraktan en başta yazıyor birinci sayfa olduğunu. Bir per page six demiş herhalde. Bir tane şeyde 6 tane kayıt var. Bir sayfada 6 tane kayıt olduğunu gösteriyor burada. Toplamda 12 tane kayıt varmış. Birinci ve ikinci sayfada dolu zaten. Toplamda 2 sayfa varmış. Gördüğünüz gibi 3. sayfa istediğimizde bize vermemişti. Demek ki çünkü toplamda zaten 2 tane sayfa varmış. Ve buradaki 6 tane kayıtlı kişiyi verdi. Yani ikinci sayfadaki toplam kayıtlı kişileri verdi. Şimdi mesela ben buraya page demesem de sadece user desem o zaman bütün kayıtları verecek diye tahmin ediyorum. Yani sadece birinci sayfayı değil ama birinci sayfayı değil. Page 1 demiş. Sonra evet sadece page 1 verdi galiba şu anda. Kaydet bir daha yapalım. Evet. Yani oralarda biz kendimiz karıştırarak da bulabiliriz. Sayfanın mimarisiyle ilgili şeyler bunlar. Şurada tabii şunu değiştirelim tekrardan. Bizim şeyimiz asıl şeyimiz buydu. Biz ikinci sayfayı istiyorduk. Şimdi dönen data bu arkadaşlar. Şimdi biz gönderdiğimiz datayı biraz önce şu yukarıda konuştuk. Bu da bize dönen data. Dönen datada neler var? Hemen şu sağdan başlayalım. Bakın ilk başta burada static code var. Yani dönen datanın static kodu var. Static kodu neymiş? Onu söyleyelim. Evet, şurada arkadaşlar ki bilgilerin ne olduğuna bakacağız. Öncelikle ne dedik? Static code dediğimiz arkadaşlar bu dönen data ile ilgili bir şey kısım. Bu dönen data ile ilgili arkadaşlar 200'lüymüş. 200'lü datalar olumlu sonuçlar demek arkadaşlar. Yani 200-201 bunlar gönderdiğimiz request'in olumlu şekilde döndüğünü yani doğru şekilde döndüğü şeklinde anlaşılır. 200'lü kod burada bunu mesela biz assertion yapabiliriz. Yukarıya biz bunun assertion'ı testlere zaten koymuştuk değil mi? Bakın 200 olaraktan response'un statüsün 200 olduğu ile ilgili bir test koymuştuk zaten yukarıya. Bu testimiz dönmüş oldu. Sonra bu dönen testlerin zamanı arkadaşlar. Bak ilk başta burayı test ediyoruz. Dönen static kodu, dönme zamanını, ne kadar lık bir data döndüğü, yani ne kadar büyüklükte bir datan döndüğü ile ilgili şeyler, bilgiler burası. İkincisi arkadaşlar body. Body ile ilgili arkadaşlar body, burası bizim dönen responsumuzun body'si arkadaşlar. Body'deki bilgiler, bunların hepsi test edilebilir. Body'nin içerisine girilip buralara testler konulup, işte mesela kaç tane data var, ondan sonra page 2 mi, ondan sonra ne bileyim totalı 12 mi gibi mesela bir sürü buralara body ile ilgili testler konabiliyor. Bu dönen body. İkincisi cookies arkadaşlar. Cookies kurabiye ya da çerez diye geçiyor ama çerez daha çok kullanılıyor. Çerez nedir arkadaşlar? Çerez herhangi bir siteye gittiğinizde ilk defa eğer o siteye gidiyorsanız oradan arkadaşlar site sizin bilgisayarınızda bazı şeylere önce şeyi soruyor. Cookieslere izin veriyor musunuz diye sorar. Çünkü yasal olaraktan sizin bilgisayarınızda bir şey kaydederken izin alması gerekiyor. Evet izin veriyorum derseniz güvenilir kaynaklara izin vermek lazım zaten. Ne işe yarıyor? Cookie'leri eklediğinde arkadaşlar bir daha siz o sayfaya gittiğinizde size o eklentiler sayesinde daha hızlı sayfaya erişim sağlayabiliyor. Tabii bunu kötü amaçla kullananlar da var arkadaşlar. Ne bileyim sizin oraya yerleştirip oraya cookie'leri, sizin bilgisayarda nerelerde, hangi sitelere gittiğinizi, sizinle ilgili istatistik tutuyorlar arkadaşlar. Ne bileyim burada mesela alışveriş siteleri, büyük alışveriş siteleri size gönderdiği cookie'lerle en çok neyi arattırıyorsunuz, nelere ilginiz var, bilmem ne bunları araştırıp buna göre size reklamlar gönderebiliyorlar. Bu yüzden de dikkatli olmak lazım cookie'ler konusunda. Ara sıra da bilgisayarınızı temizleyebilirsiniz. Bu da ekstra bilgi olaraktan söyleyelim. Şimdi arkadaşlar yukarıda dedik ki headers vardı. Bu gönderdiğimiz datanın headers'ıydı. Bu da dönen datanın headers'ı. Headers da diyebiliriz. Bu dönen datanın headers ile ilgili de biz testler koyabiliriz. Mesela dönen datanın headers ile ilgili bilgiler. Mesela connection test edilebilir. Burada. Ondan sonrasında mesela yani buradakilerin hepsini test edebilirsiniz ama en çok test edilenler nedir? Derseniz arkadaşlar mesela content type mesela applications JSON charset UTF-8 şeklinde mesela. Bu content type çok test ediliyor arkadaşlar. Connection çok test edilebilir. Mesela burada var mı göremedim ama server evet bakın burası Cloudflare. Bu da test edilebilir. Bu şekilde en çok test edilenler bunlar. Headers ile ilgili testler koyabiliriz. Sonuncusu da arkadaşlar şu. Biz buraya mesela bazı testler koymuştuk.
Bu testlerden iki tane koymuşuz. İkisi de statik olsunmuş. Şimdi bir tanesini buraya koyduk. Bir tanesini buraya koyduk. Diğeri nerede? Diğerini nereye koymuştuk arkadaşlar? Diğerini hatırlarsanız şuraya koymuştuk. Yani hepsine uygulayacaktı arkadaşlar. Onu hepsine uygulayacaktı. O yüzden de buraya koymuştuk. Diğeri de oradan geldi. O zaman biz gelin şu ikincisini, şu testini silelim arkadaşlar bunu. Ve buraya zamanla ilgili bir test koyalım. Zamanla ilgili ve de bu da 300 milisaniye olsun. Biz bu testleri yine göstereceğiz arkadaşlar. Şimdilik bunlar böyle bir şey olsun, aparatif olsun. Şimdi bunu yine kaydedip gönderdiğimizde gördüğünüz gibi yine iki tane test var. Testimiz var. Bir tanesi collection'dan gelen test. Bütün request'lere uygulanıyor. Diğer de arkadaşlar bu şeye koyduğumuz request'e koyduğumuz response time ile ilgili test. Evet, bu get şeyimiz bu şekilde. Şimdi posta gelelim arkadaşlar. Bir tane de post request yapalım. Post request'te de gördüğünüz gibi arkadaşlar get'te herhangi bir payload göndermedik. Request payload dediğimiz gönderilen data, response da dönen data arkadaşlar. Bu da statik kodları ile ilgiliydi. Şimdi dönen response şey, post ile ilgili önce post adresimizi buradan alalım. Post adresimizi aldık. Ve buraya yapıştırdık. Bakın burada herhangi bir param olmadığı için paranda herhangi bir ekleme yok. Daha sonra param ekledikten sonra gelelim buraya. Bakın arkadaşlar gönderilen data içerisinde bu bilgilerin olması gerekiyor. Request payload yani gönderilen data. Gönderilen datayı nereye koyacağız? Gönderilen body'nin içerisinde. Aşağıda zaten body diye bir şey yok. Şu an daha herhangi bir sorgu yapmadığımız için. Yukarıdaki body kısmına geldik arkadaşlar. Burada raw diyeceğiz arkadaşlar. Zaten JSON diye direkt çıkıyor. Biz JSON data log'dan gönderiyoruz ve bu şekilde yapıştırdık. Gördüğünüz gibi biz burada bir post request yapacağız. Post request'imiz arkadaşlar. Gönderdiğimiz bilgiler de bunlar. Sadece bu iki bilgi demek ki değiştirilebiliyormuş. Ve arkadaşlar pre request'imiz yok. Test ekleyebiliriz yine buraya. Buraya da bir test ekleyelim. Ne ekleyelim arkadaşlar? Yine aynı response time ekleyebiliriz. Statik kod zaten şeyden geliyor. Burada da yine 300 milisaniye olaraktan ekleyelim arkadaşlar testimizi. Ve bu şekilde kaydedip evet. Body'mizi buraya ekledik arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Body'yi eklerken Body'ye bastığımız arkadaşlar şu alttan Raw'ı seçmemiz gerekiyor. Zaten JSON olaraktan burada direkt Raw'ı seçince geliyor. XML olaraktan da gönderebilirdik. JSON olaraktan geliyor ve bunu gönderdiğimizde bakın arkadaşlar aşağıda update edilmiş şekilde bilgiler geldi. Update edilmiş şekilde geldi arkadaşlar. Ney? Nuri ve Trainer. Bakın biz ne gönderdik? Nuri ve Trainer olarak gönderdik. Ve alttaki bilgiden Nuri ve Trainer olarak değişti. Şu ID 847 ID'li ve Create Time burada şu iki tane bilgiyi biz göndermiyoruz arkadaşlar. Otomatikman ID'yi kendisi belirliyor ve Create Time'ı da zaten bu kendisi belirliyor. 23.06 diyor. Bu tabii nerenin saatidir? Nerenin saatidir 23? Amerika olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi 201 dönmüş arkadaşlar buna. Şimdi biz ne oldu arkadaşlar? Test suite'de 200 gönderdik ya. Burada bize response status arkadaşlar ne olarak döndü? 201 burada hata verecek. Bakın zaten hata vermiş. Testten iki tanesinden bir tanesi geçmiş, bir tanesi kalmış. Onun sebebi de arkadaşlar biz test suite'imize, collection'ımıza arkadaşlar statü kodu 200 olaraktan eklediğimiz için arkadaşlar hata vermiş oldu. Şurada hepsi 200 olması lazım geçenlerin. O yüzden hata vermiş oldu. Hatayı da görmüş oldu. Evet. Geldik buraya. Bu gönderdiğimiz data döndü dedik. Body'ye baktık. Cookies yok. Headers'ı gördük arkadaşlar. Testler yapabiliriz. Gönderdiğimiz şeylerden arkadaşlar bakın diyor ki statü kodu 200 olarak istediniz ama diyor assertion sonucunda diyor bunun diyor 201 olaraktan diyor. Bak siz diyor 200 istediniz statü kodu ama diyor 201 olaraktan döndü diyor. Nerede eklemiştik? Dediğim gibi onu. Burada değil. Nerede eklemiştik? Burada collection'a eklemiştik. Hepsine test yapıyordu arkadaşlar. Bu da bizim ikinci testimiz oldu. Gelelim put request'e. Put request'e ne yapacağız arkadaşlar? Burada sadece bilginin bir kısmını değiştireceğiz ama bakın put request yaparken bana ne diyor? Put request yaparken bana diyor ki gelelim put request'imize. Şurada diyor en sona diyor ID'yi koyacaksın. Diyor. Bak şu 30 olan ID arkadaşlar. Ben bunu silip ID diye değiştireyim. ID olacak. Yani hangi ID'yi sen değiştirmek istiyorsun?
Posta bize ID sormuyor çünkü yeni bir tane üretiyordu değil mi? Posta ne yapıyordu? Biz Nuri Kara ve de ismi Nuri olan, şuraya gelelim. Biz buradaki posta ne yaptık arkadaşlar? İsmi Nuri olan ve bir işi de trainer olan bir data oluşturduk. Resource oluşturduk arkadaşlar. Ve bu da oluştu diye bize döndü. Yani ve de ID de verdi ona hatta. Biz bu ID'li kişinin ismini değiştireceğiz. Ya da işini ID'yi değiştiremeyiz. Oluşturma zamanı da değiştiremeyiz. İsmini ve şeyi değiştirebiliriz arkadaşlar. İşini değiştirebiliriz. Gelelim arkadaşlar buraya. Buraya ve bir put request'imize geldik. Burada put request'e geldikten sonra şurayı kopyalayalım. Kopyaladık. Buraya geldik ve bunu yapıştırdık. Şimdi ID olaraktan kim alacağız? Bunu alacağız. Yani kaç? 847'yi alacağız arkadaşlar. 847 ID'li kişiyle ilgili 847 ID'li kişiyle ilgili bir değişiklik yapacağız. Body'ye geliyorum arkadaşlar. Row diyorum. Ve bu body arkadaşlar değiştireceğim dataları. Komple put'ta ne yapıyorduk arkadaşlar? Komple dataları değiştirdiğimiz için hem adını hem de işini değiştiriyorum. Çünkü değiştirebileceğim datalar zaten bunlar. Bunları değiştiriyorum. Kopyaladım ve buraya gelip yapıştırdım arkadaşlar. Bakın o 847 ID ile kişinin adını değiştirecek ve işini değiştirecek. Save diyelim ve gönderelim. Gördüğünüz gibi 847 ID'yi bir sefer vermemiş tekrardan. Niye ID'yi tekrardan vermiyor? Çünkü arkadaşlar neden vermiyor? Çünkü zaten ID belli. ID ile ilgili bir değişiklik yapılmıyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada sadece şey var. Değiştirdiğimiz kısımlar geliyor ve de update time şeklinde vermiş. Burada mesela biz bir tane de patch request yapabilirdik arkadaşlar. Patch request de yapalım mı? Hadi bir de patch request de yapalım. Add request diyeyim arkadaşlar. Biz bunu patch request yapalım. Put request'imizin şu adresi tekrardan alacağım. Kopyaladım. Patch request'e gelip bunu yapıştırdık. Ve patch request'e arkadaşlar body'nin tamamını değil de bir kısmını vereceğim. Bakalım yapabilecek miyiz? Belki arkadaşlar şeye göre mimariye göre dediğim gibi farklı bir şurada farklı bir patch'te farklı bir URL kullanılıyor olabilir. Mesela biz buraya Nuri Kara diye yapalım. Sadece biz ismi değiştireceğiz. Çünkü patch'te ne alıyordu arkadaşlar? Datanın bir kısmı değiştiriliyordu. Evet. Patch request yaptığımızda gördüğünüz gibi hata verdi. Bunu ben daha önceden şuradaki virgülden dolayı mı hata verdi? Bir daha deneyeyim. Evet, gördüğünüz gibi patch request de yapabiliyoruz. Sadece datanın bir kısmını değiştirmiş olduk patch request ile. Bunu da halletmiş olduk. Şimdi arkadaşlar delete request yapalım. Delete request'e de ne yapmamız lazım bizim yine? Hangi data isteyeceğimizi burada söylememiz lazım. Hangi data, o yüzden o ID'li data isteyecek. Bizim biraz önceki 847 olan datayı silmemiz lazım. Bunu yapıştırdık ve 847'li datayı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi delete'de sadece bizim işte URL'de bizim sileceğimiz datanın ID'sini vermemiz yeterli. Body'de herhangi delete'de ve get'te body'de herhangi bir şey göndermeme gerek yok arkadaşlar. Zaten ne göndereceğiz ki? Şimdi gönderelim arkadaşlar bunu da. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar boş bir kalbimiz kadar boş bir sayfa geldi. Bu ne demek? Silindi anlamına geliyor. Burada bir tane test varmış. Burada no content diyor. Bu silin 847. Bir tane daha oluşturalım. Şimdi postla bir tane daha oluşturalım arkadaşlar. Postla. Şöyle bir tane daha oluşturdum. 914'ü sileceğim arkadaşlar. 914. 914. Bu patch yaptık ya. Delete yapacağız. Bir tane daha post yapayım. Post değil mi? Postayız. Postayız. Bir tane daha post yaptık yani tekrardan. 851 sileceğim. 851. 851 silelim. Evet, no content diyor arkadaşlar. Bu silindi manasına geliyor. 200'lü kodlar zaten arkadaşlar silindi manasına geliyordu. Şuradan bakalım arkadaşlar. Buradan ne demesi gerekiyormuş zaten? Şuraya yazmamışım gerçi ama bu no content yani 204 olaraktan
dönmesi gerekiyor. 204, 200'lü kodlar zaten olumlu anlama geliyordu. Yani silindi anlamına geliyor. Mesela biz bununla ilgili mesela 200, 851'i sildik ya. 851'e mesela put yapsak 851'e ne diyecek bize bakalım? 851'e put yapıyorum. Evet, 851'e put yaptığımda silmemiş mi? Evet, 851'e bir de delete yapayım. Evet, bunlar arkadaşlar test için yapılan şeyler olduğu için sayfalar olduğu için bazen bu şekilde şeyler verebiliyor. Önemli olan şuradaki 204'ü almak, yani burada işlemi gerçekleştirdiğimiz anlamına geliyor. Bu yüzden de sıkıntı yok. Delete request bu şekilde gerçekleşiyor. Sonra username'i, sonra işte ID'yi ekleyerekten hangi ID'li data isteyeceksek o şekilde silebiliyoruz. Dediğim gibi bu deneme şeyleri, training page, işte alıştırma sayfaları olduğu için bu şekilde tam olarak da silmiyor olabilir. Ya da sildiğiniz şeyi sildi diye şey veriyor ama silmeyebiliyor. Bu şekilde değişiklik de olabiliyor. Mesela biz get yapıp da bütün dataları aldığımızda bunun Norikada diye bir şey kesinlikle çıkmıyor. Ama çıkması lazım. Normalde biz post yaptık. Dediğim gibi her göndereni kaydetmiyor. Kaydettiği gibi gösteriyor. Sadece alıştırma yapmak için. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizi burada da bitirebiliriz. Bugün ne gördük arkadaşlar? Bugün öncelikle Postman'in ne olduğunu anladık. Daha sonrasında bunu nerelerde kullanabileceğimizi, desktop'ta veya işte browser'da. Workspace'i öğrendik arkadaşlar. Bu çok önemli. En temel şeyimiz. Bir proje gibi düşünebiliriz. Daha sonra collection'ımızı öğrendik. Collection öğrendikten sonra arkadaşlar bu collection'ın altında request'lerimizi oluşturduk. Bu request'lerimizi de teker teker beraberce çalıştırmış olduk. Birer tane request çalıştırmış olduk. Mesela ben burada şöyle gelip arkadaşlar run collection dediğimde bütün collection'ı aynı anda çalıştırabiliyorum. Böylece arkadaşlar aynı anda çalıştırmak ne demek? Ne anlama gelir? Aynı anda çalıştırdığımda arkadaşlar mesela bir tane üretip onu tekrar çağırıp onu tekrar değiştirip ondan sonra silebilirim. Bu şekilde bir smoke test şeklinde yapabilirim. Bunu da yine monitoring ekleyerekten belli aralıklarla yapabilirim. İşte collection'ın da bize faydası bu. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.